Medya Baron'una hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Karabağ canavarı Bayraktar TB2'nin alınan deneyimlerle birlikte yepyeni bir hale bürünmesi. Bayraktar TB3 değil yeni ortaya çıkan Bayraktar TB2S yani gelişmiş versiyon. Peki yeni canavarın özellikleri nelerdir? Yapılacak TB3'e normal TB'lere nazaran avantajları nedir? Veya Azerbaycan'dan ne gibi sonuçlar çıkardık? Bütün sorulara geniş çaplı cevaplar vereceğimiz ve Karabağ Savaşı'nın sonuçlarını inceleyeceğimiz videomuza başlayalım. Bayraktar TB2 bizi bütün dünyaya karşı temsil etmeye devam etmekte. Ucuz oluşu, güvenilir yapısı ve kabiliyetleriyle göz bebeğimiz haline geldi. Normalde TUSAŞ'ın Anka aracı daha iyiyken Bayraktar'ı her yerde kullanmamızın sebepleri var. Fark ettiyseniz Anka Suriye'de gerçekten savaşa girdiğimizde ortaya çıktı. Bir ordunun asıl gücünü muharebeye girdiğinde görürsünüz. Normalde kullandığı, sattığı sistemler en güçlü araçları değildir. Her zaman en güçlüyü kendine saklar. Anka'da bizim için böyle oldu ve Baykar şirketinin aksine bizzat devletin kendisi diyebileceğimiz bir kuruluş yaptığı için fazla öne çıkmadı. Çıkması gerekir miydi orası bilinmez ama sadece bunlar da ana sebepler değil tabii ki. Bayraktar ucuz oluşu, sistem avantajı ve kullanım kolaylığı sayesinde her cephede gördüğümüz bir araç haline geldi. Anka'nın güç olarak çok daha iyi olması her zaman kullanacağımız anlamına gelmez. Bazen diğer noktalar daha ağır basar. İşte Azerbaycan'da da tam olarak böyle oldu. Ekonomik durum ve kullanım kolaylığı sebebiyle TB2'ler kullanıldı. Geçmiş savaşta Suriye'de Anka'lar öne çıkmıştı. Ana savaşta sürekli Anka'yı kullandığımız için savaş deneyimlerini o aldı. Bayraktar pek bir şey kazanamamıştı. İç bölgelerimizde kullanırken ve Libya'da da böyle dolu bir cephe hattında uçması başka, ara ara kullanılması başka. Azerbaycan'da tam olarak cephelere girdiği için modern savaşlardaki avantajlarının yanında eksiklerini görmüş olduk. Öncelikle avantajlarına bakarsak hava savunma sistemi olan bölgelere az da olsa girebildiğini ve sürekli görev yapabileceğini görmüş olduk. Belirtilene göre sadece TB2'lerin verdiği zarar milyarlarca dolar seviyesinde. Tek başlarına 119 tank, 132 havan, 61 çok namlılı roket atar, 15 top, 9 radar ve 143 askeri araç vurmuşlar. Bunlara kamikaze ihaları ve normal vurulmaları da eklersek Ermenistan'a verilen zarar muazzam. Neden çekildikleri ortada. Zaten kötü durumda olduklarından uzun yıllar boyunca yok olan ordularının yerine yenisini koyamayacaklar. Ordu güçleri tamamen silindi. Ayrıca verilen zarar sadece Ermenistan'la sınırlı değil. Bir Rus uzmanın söylediğine göre Baykar'ın dünyaya verdiği zarar trilyon dolar seviyesinde. Bakın milyar değil trilyon dolar. Çünkü boyutu küçük, ortalama bir insansız hava aracı, hava savunma sistemlerini, radarları ve diğer araçları çöpe çıkardı milyarlarca dolar yatırımla yapılan radarların ve özellikle hava savunma sistemlerinin baştan aşağı düzenlenmesi gerekli. Tanklara yeni savunmaların konması, yepyeni İHA savaşlarının oluşturulması gerekli. Ordular bazında hepsini toplarsanız eğer gerçekten trilyon dolarlık bir devrim yapılmış. Tebrikler. Ancak bu kadar övgüye karşın biraz da eksiklerine bakalım. Savaşta aldığı deneyimlere ve yenilenme sürecine göz atalım. İlk büyük problem motor ambargosuyla ortaya çıktı. Karabağ'da sürekli kullanımından dolayı Kanadalı şirket İHA'larımıza motor satışını durdurdu. Çözümü ise Bayraktar TB3 olarak bulduk. Milli motoru kullanabilmek için aracımızın boyutunu arttırdık ve çok daha fazla sistem ekledik. Bu da alabileceği yükü ve havada kalma süresini de arttırdı bizim için gerekli hareketler. Tabi boyutu arttırdığınızda hem maliyet hem de radarda teşhir olma şansını da arttırırsınız. TB2'nin bunca yaptığı işe karşın küçük olması aslında bizim için avantaj. Bazı görevlerde amaç farklıdır. Farklı görevler için çeşit çeşit araçlarımızın olması bizim için daha iyi. Her göreve uygun şekilde seçimlerimizi yapabiliriz. İşte TB3'e tamamen geçmek yerine Bayraktar TB2S'in çıkma amacı da bu şekilde. Karabağ Savaşı'nda en büyük eksik TB2'lerin çok ileri mesafelere açılamamasıydı. Güvenli bölgedeki kara istasyonundan kontrol edildiği için 300 kilometre gibi bir açılma sınırı var. Bu da yapabileceklerimizin sınırlandırılması demek. Ya da kara kontrol merkezleri doğrudan bir dalgayla irtibat kurdukları için karıştırılabilme şansları yüksektir. İHA ile merkez arasındaki dalgaları karıştırıp bozduğunuz zaman irtibat kesilebilir. Yapay zeka İHA'yı geri döndürebilecek olsa bile operasyonun bozulması demek bu. Büyük bir problem. Şimdi ise Baykar Savunma bir fotoğrafla bu sorunun çözüldüğünü göstermiş oldu. Azerbaycan'ın zaferini kutlamak için Instagram hesabından 2 adet fotoğraf paylaştı. Normal olmayansa TB2'lerin üzerindeki anormal bombeli yapı. İhalara bombeli yapılar Satcom yani uydu haberleşme sistemi entegre etmek için yapılır. Fotoğrafta gördüğümüz üzere tasarım değiştirilmiş ve TB2'lere SATCOM yerleşmiş. Yerli olup olmadığı bilinmese de G-TECH firmamızın ürettiği SATCOM sistemlerimiz de var. Yani bir ambargo yememiz söz konusu değil. Artık geliştirilen Bayraktar TB2S'ler SATCOM sayesinde uydumuzdan kontrol edilebilecekler. Menzil ve kolay karıştırılabilme problemleri kalkmış oldu. Artık gerekirse Libya'daki bir TB2 Ankara'dan kontrol edilebilecek ve istendiği kadar ileri mesafelere açılabilir. Ancak gelelim bunlar üzerinden ortaya çıkan diğer problemlerine. TB2'lerin 150 kilogram kadar az bir yük taşıma kapasiteleri var. Satcom'la bu sayı 25 kilogram daha azaldı. E geçenlerde Kanada kamera ambargosuyla Aselsan keşfe takılmıştı. Tam takımken Kanada'nın kamerasından 15 kilogram daha ağır. Bu da eklendi 40 kilogram gitti. Üstelik muhtemelen bununla da kalmayacak ve ürettiğimiz mini Milsar radarı da İHA'mızın üstündeki yerini alacak. Milsar hem radar olarak hem de kameranın çalışmadığı kötü hava koşullarında bir göz gibi davranarak aracımızı taktik siha seviyesine geçirebilir. Azerbaycan'da hava kötü durumdayken sihaları aktif olarak kullanamamışlardı. Bu sorun milsarla çözülebilir. Etti Milsar üzerinden ek 25 kilo ile toplam 65 kilogram ağırlık. Geriye kalana bakarsak aracımıza 85 kilogramlık bir mühimmat kalmış oldu. Tabi bu silahlı bir İHA olması gerektiğinden bu kadar silah yükünü kaybedemez. Geri kazanmak için bir şeylerden feragat etmesi gerekli o da nedir yakıt. 300 litre yakıtın sanırım 3'te bir azaltılırsa kaybettiği kapasiteyi tekrar kazanabilir. 4 adet mamle ile birlikte 14-15 saat havada kalabilmesi demektir bu. Az gibi görünebilir ama muadilleri 12 saat seviyelerinde havada kalabilmekte. Yani gayet iyi. Şöyle söyleyelim, yeni özellikleriyle küçük ancak taktik sınıfında bir sihamız olacak. Normal taktik sihalar maliyetli olduklarından düşerlerse yenisini üretmek masraflıdır. Yeni TB2S ucuz olacağından kolayca yenilerini üretebiliriz. Sonuç olarak yenilenmiş Bayraktar TB2S küçük ancak etkisi büyük bir siha. Önceden gelişmiş ülkelere karşı kullanmamız sıkıntılıyken yeni güncellemeleriyle birlikte bu sorunlar çözülmeye başladı. Birçok eksiği vardı. Yani bir Yunanistan'a Fransa'ya karşı hakim olabilmek için Akıncı'yı beklememiz gerektiğini düşünüyorduk. Şimdi bu düşünceye gerek kalmadı. TB2'nin yeni elde ettiği savaş deneyimleri sayesinde güncellemeleri yapıldı ve Anka'nın seviyesinin yanına yaklaştı. Hayırlı olsun diyelim ve videoyu bitirelim. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca videoların konusunu da seçebilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.